Evet, kızlardan ilk gün puanlarını aldık, yorumlarını aldık. Şimdi ikinci güne geçiyoruz. Bakalım birbirlerine kaç puan verecekler. Bahar, senin videonla başlayalım. Prenseslik kazansın yine. Bakalım Bahar'ın VTR'sinde neler yaşanmış. Yine bir kostüm giymişsin üstüne. Nedir senin bu kostüm Sevda? Sen normalde çok güzel giyiniyorsun Bahar'cığım. Niye böyle giyiniyorsun ki, ben anlamadım. Yarışmaya özeniyor musun? Nedir bu doğum günü sevdası, parti sevdan? Lütfen artık senin günlük stilini görmek istiyorum. Bu nasıl bir şey ya? O yeşil çizmeler nedir? Nereden aradın? Sanırım onlar ama ablanındı. Ben onları hatırlıyorum. Ablan All Star'dayken giymişti bunları. Ablanın çizmeleri bence bunlar. Evet, Bahar'ın VTR'sini izledik. Gülşah'la başlamak istiyorum. Gülşah, puan bir de yorum alacağım senden. Aslında gönlümden geçen 3 ama 4 veriyorum. Çünkü hep bir parti kızı olmak istiyor. Onun hayallerini çok da yıkmak istemiyorum ama yorum şöyle, hep tek kostüm gibi elbiseler giyip altlarına bu tarz çizme bir ayakkabıyla. Yani Bahar'ı çok zeki buluyorum aslında. Çok zeki ve çok komik bir kız. Kendi içine bir tekrar yaşadığını düşünüyorum. İyi bir puan. Teşekkür ederim. Kendisi bile şaşırdı. Evet yani. Ayşenur, sen kaç puan veriyorsun ve ekstra yorumun var mı? Ben 3 puan veriyorum. Ekstra da bir yorumum yok. Nazlı, senin puanını merak ediyorum. Videoda da söylediğim gibi sanki ablasının çizmelerini alıp partiye giden, daha doğrusu çalıp da giden küçük kızlar gibi gördüm ben orada Bahar'ı. Evet, hep bir parti kızı olmak istiyor ama hep kostüm tarzı giyiyor. Ben artık sıkıldım bu kostüm çizme görmekten. Kostüm çizme, işte elinde eldivenler vardı, beğenmedim yani. Ama çok yakışmıştı aslında, ama ya uyumsuzdu o yeşil çizmeleri. Ben Nihal'in All Star'dan hatırlıyorum dediğim gibi. Benim aklıma hep Nihal'in o kombini geliyor Bahar orada gördüğümde. O çizmeleri giydim ve hiçbiriniz beğenmemiştiniz. Benden sonra 3 sene sonra Bahar Candan ve Aleyna Tilki giydi. Her aldığım ayak, ben o zaman küçük olduğum için ben anlamıyorum, siz anlıyorsunuz zannediyordum. Ama ben zevkli bir kızım. Çünkü benim aldığım şeyleri sonra görüyorum. Billie Eilish giyiyor, Kylie Jenner giyiyor. Ya ufkum ne kadar geniş ya. Ama aynı ürünü almak Kombinlemek çok farklı. Ona bakarsın. Kombinlerimin nesini beğenmiyorsunuz mesela o zaman? Duyamadım. Her lukta çizme kaliteli durmuyor. Kombinden kombine fark ediyor. Ama ben orada Rihanna'nın bir gösterisini yapmaya çalışmıştım. Rihanna görseydi ağlardı. Ben çizmeleri beğenmiştim yani. Beğenmiştim. O zaman bile beğenmiştim. Benimle dalga geçtiniz, ben de çizmelerimi Bahar'a verdim. Tamam, Bahar'a vermişsin, Bahar da yanlış konulmuş. Parti elbisesinin altına giymiş, uykusuzdu. Beğenmedim, çantam da yoktu, o yüzden sana puan vermiş. Teşekkür ederiz Nazlı. Nihal, senin çizmelerin çok konuşuldu, bir de senden puan alalım. Yani çok tarz bir kız olarak sevgili sistrıma 5 veriyorum. Çünkü çizmeler senin. Kesinlikle. 5 veriyorum ya, kıyamam. 5. Bahar, niye bu kadar mutlusun? Korkuyorum. Niye? Elenmekten. Ya yok artık ya. Edecekler beni. Bahar, evet, Türkiye'nin en büyük trolü bence sensin gerçekten. Ve çok eğleniyoruz. Bahar'cığım, 15 puan aldın kızlardan. Bir de Nazlı Amarat'ın VTR'sine bakalım. Neler yaşamışız ikinci günde, nasıl puanlar alacaksın arkadaşlarından, izleyelim hep beraber. Gel bakayım, dön. Süper görünüyorsun. Ya bunlar normalde böyle açık biliyorsun. Ama şimdiki işte kotumla falan böyle daha iyi oldu. Maya öyle falan normalde açık olarak kombinleniyor. Böyle yaptım, kıvrıldım da bu şekilde oldu. Kızlar o kıvrılmasına tepki gösterebilirler. Ama buraya kadar olmadı yani. Açayım istersen. Aç bir. Ama ben... açınca güzel olmuyor. Ver şunu bana. Baksana, güzel olmuyor ya, anladın mı böyle? Ha, güzel de bunun mayolarla falan mayolarla böyle. Mayolarla falan, evet. Üstüne daha cinle kısa olmadı. Ceketlerle kombinleyebilirdin. Evet kızlar, Nazlı'nın VTR'sini izledik. Nazlı niye gülüyorsun? Görüntün komik, sen de kabul ediyorsun. Hayır, ben çok beğendim. Nihal, senden puan alalım yani o zaman. Yani o çizmeleri giymiş, beğenmiş, kot şortun üstüne giymiş, şimdi açık konuşalım yani. Çok saçma, çok kötü. Rihanna bir dönem boyunca full o çizmeleri giydi tüm konserlerinde. İnsanlar ona yürüdü yani, sen Rihanna'sın, neden sürekli aynı look'tasın falan. Seni görseler o insanlar Rihanna'dan özür dilerler. Ben özür diliyorum. Riri. Yok artık, daha neler. Çok abartmışsın. Ben kemer yapmışsaydım. Ne kemeri ya? Kemer yapmışsın, modası da beğenmişsin.
Evet, evet, evet. Batman's'ı da aç bir öğren bir Batman's'ın o hangi senesi, senin bahsettiğin hangi sene, hangi model. Bu model değil, Rihanna da bekliyorum. Ben senin gibi valla defterle kalemle gitmiyorum bazıları. Beğendiğimi şöyle tutuyorum, neyi beğendiğimi. Sürekli bir moda sorusu böyle beni bir moda sorgulamasına çekiyor. Senin daha. Model kılavuzun geliyor, belden kemerle. O değil, bu normal buraya kadar geliyor. Mesela senin boyun kadar yani, sen giyemezsin. Hayal. Derken bunu kadar demek istiyorsun anlamına. Boyun kadar. Ben de varsa burama geliyor yani. Vallahi Kylie Jenner'la Kim Kardashian'dan falan uzunum. O yüzden sizi sallamıyorum. Ha bu uzunsunuz. Ne oldu yani? O çorabı da bu arada korkunç görünüyor. Bu da bana kısa dediğin için. Peki VTR'de... Yani giymişsin böyle kalın kalın kareli şeyleri anlaman lazım. Onun küçüğünü giymen lazım. Niye küçük giyeyim canım? Küçüğü de var falan. Daha ince gösterir. Seni sevdiğim için tüyo veriyorum. Hayır hayatım. Sen de çoraksız gelmişsin. Bağların çık bak bak. Ne varmış? Nihal Can'dan zayıflama selülit tedavisi. Bakabilirsiniz. Çorap giymiş. Çorapları hiç sevmem. Sen güzelse onu işletiyorsun. Çorap bir kadının feminenliğini gösterir. Pardon da burada insanların yani. Küçük kadınlara taş geldi şu an. Herkese mikrofon da unutmuş. Hayır. Senin kombinde çorap olmaz ama onun kombini çorap istiyor. Bak. Ne renk mesela? Ne renk çorap lazım şu an? Ben bu elbiseyi günlük hayatımda çorapla giyiyorum. Siz benim, pardon siz ben burada tek başıma takılırken benim arkamdan kulis mi yaptınız? Hepiniz bana çorap. Bugünkü kombinlerimizi eleştirmek yasak. Birincisi, ikincisi eleştirirseniz de gayet yani blogger kızların tamamı falan böyle giyiniyor. Sen çorabımı eleştirirsen ben de seni bağlarımdan bacaklarını eleştiririm. O Ayşe'nin beni düzeltti, kelime düzeltmesi yaptım. Milat, çorap yaptım. Yanında görmüyor musun? Zaten prestijli Türkçe. Dallanıp budaklanıyoruz. Nihal. Az önce VTR, izlediğimiz VTR için puan alabilir miyiz Nazlı'nın? Şey, anatomim gayet düzgün. Ekstradan Nazlı'ya şey veriyorum. 3 veriyorum. Onu da başımın gözümün sadakası olsun diye veriyorum. Bence ben sana bir 2 verdim diye şu anda benim puanımı kestim. Nazlı gerçekten beğenmedim. Bu ne özgüven abi? Kombinin ortada ya. Kaç kişi beğenir bunu? Gözü olan kimse bunu beğenmez. No. Evet, Nihal'den 3 puan aldık Nazlı'nın kombini için. Gülşah, seni çok merak ediyorum. Orada sinsi sinsi gülüyorsun. Sinsi demiyorum çünkü ben öyle tatlı tatlı. Çok... Tamam, tatlı tatlı gülüyorsun. Evet, ya hoşuma gitti tartışmaları. Hani o birbirini çizmesi, kısasına takıl elleri... Hayır, bu tüy zaten. Neyin çorabını giyeceğim? Yaz yani. Ona takım hayatım, taşlı kemerin yeter. Kemerime taktı bu da. Ben bıktım bu yaşı büyüklerden. Allah ya, alın yaşı bunları ya. Yaşı büyüklerden uğraşıyorlar. Estetikçilerden çıkmıyorlar. Bu da ayrı bir olay ya. Aşkım bir dakika. Geçen hafta da Ayşenur bana dedi her yerin estetik diye. Bir açıklama yapmak istiyorum. Ben badem göz ameliyatı oldum ve tutmadı arkadaşlar. Gülşah, Nazlı'nın kombinine kaç puan veriyorsun? Ekleyeceğin bir şey var mı? 3'ten fazla verirsen bizden değilsin. 3 verecektim ama bir anne olduğu için, yine kıyamadığım için ve çizmeleri yeniden böyle bir iş heyecanla genç kız edasıyla giydiği için 4 verdim. Oradaki... Vay, yılın trolü. Genç kız edasıyla doğru. Ay, kelime. Olacağım. Doğru deyiş. Hayır, bir dakika sen bir sus. Bir de şöyle dönüyor ya kibarcık. Seni gebertirim. Yorumlarda neler diyorsun? Beğen yani seni sevdiğim için. Çünkü normalde o çizmenin o kot şort, yani o günlük tişört mesela sırf... Kot ceketin altında gelsen mayoyla giymen lazım. Mayoyla giyemem. Bence giyerse. Ayşenur, senden bir de puan alabilir miyiz? Ben çizmeye aşık oldum. 4 puan veriyorum. Çizmeye veriyorum. Ama çizme gerçekten çok güzel. Ben beğendim. Nazlı da onu bence kombinleyebileceği kadar kombinlemiş. Çünkü zaten turuncu bir çizme yani. Hangi rengi koysan tehlikeli olur. Ayşenur'dan da puan aldık. Bahar'cığım sen? Ama sen böyle sessiz oturunca ben çok üzülüyorum. Ben de kıyamet kopacakmış gibi hissediyorum. Korona falan, psikolojimiz bozuldu zaten. Evet ya. Ya arkadaşlarım, benim evim olmadığı için ve otelde kaldığım için yani galiba ya tam olarak anlamadım ama yani ezik olduğumu düşünüyor olabilirler. Böyle bir dedikodu geldi. Yani onu ezik olmak istemiyorum. Sen istesen de ezik olamazsın. Soy ismin Candan falan. Sadece gerçekten kardeşim okula gidiyor her sabah 7'de 6'da falan uyanıyor ve yani onunla aynı odayı paylaşmak istemiyorum suyla. Ya gerçekten de büyük bir evi var ailemin ama yani onlarla yani o evin bulunduğu konumla ilgili ya gerçekten arkadaşlarımın, kendi arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bir sorunu varsa çok üzülürüm.
Yani ben onları hiçbir şekilde yargılamamıştım. Yani bunu duyduğum şimdi, bunu kalbimi kırmak için söylediler. Ben de buna gıcık oldum. Yani kırgınlıklar yaşayabiliyorsunuz. Çocuklar çok acımasız yani, özellikle erkekler. Ya bilmiyorum yani, yüz vermeyince kötü olmak diye bir şey var. Ben arkadaşlarıma kırgınım. Buradan hiçbir yarışmacı arkadaşım bana bunu söylemesine, yani yarışmacılar tabii ki onlar konuşabilirler. Yani önemli olan o insanların söylemiş olması. Kalbim kırılmıştı, sana da 3 veriyorum. Bence yani 3 verdim. Ama iyi görünüyorsun. Hot horny. Nazlıcığım, bardan 3 puan aldık. Totalde 14 puanın var. Ama ben daha zengin babası olan arkadaşlarımdan nefret ediyorum. Bu demin gerçek geldi başıma. Onlarla savaşmaktan bıktım. Şu benim babam milyarder olayından nefret ediyorum. Babası trilyoner değil diye ağladı şimdi de. Ben kocası oğlum. Gerçekten anlayamadım. Benim babam memur değil, profesör. Benim anne babam eğitimci ve iyi ki de eğitimci. Yoksa Bahar'la mücadele edebilecek bir aile düşünemiyorum. Anneannem çocuk gelişimci, babam profesör olmak üzere. Annem matematik öğretmeni ama sınıf öğretmenliği yapıyor. Zaten Bahar gibi bir çocuğa başka bir aile katlanamaz. O yüzden teşekkür ediyorum aileme her zaman yanımızda oldukları için tüm süreçte. Ayşe Nur'un VTR'sine geçelim. Sen de sakinleş tamam mı birazcık? Tek parça diyenlere gidiyor mesaj sadece. Kimdir tek o? Tek parça değil. Gülşah, Nazlı. Tek parça. Little black dress. Değil. Pantolon. Ceket. Büstiyer. Aksesuarlar. Ve saçım da en büyük aksesuar. Onu hiç saymıyorum. Yakup Minaz'a teşekkürler. Evet, Ayşe Nur'un VTR'si ile şimdi devam ediyoruz. Kızları izledik. Puanları alalım. Ekstra yorumlarınız varsa ekleyin. Nazlı senle başlayalım. Ayşe Nur'un bu kombinini beğendim. Tırnakçıya gidiyor galiba. Güzel, çantası da var. Gayet başarılı bulmuş. Sadece içinde hiçbir şey yok. Bir tane böyle bir şey giydiğim için o yüzden az puanı da var. Teşekkür ederiz Nazlı. Bahar modun geldi mi? Diğer kızlardan mı alalım puan? Evet, yorum yapabilirim. Daha iyiyim. Hemen o evi değişeceğiz zaten. Görüşmelere başladım. Yani gerekirse bilmiyorum. O evde artık bir dakika bile yaşamam. Bir kızı sırtından bıçaklamak ancak bu kadar olabilir. Yani yıllarca arkadaşlarım tarafından hep bıçaklandım. Bunun için kimseye güvenemiyorum. Puanım... Evet, 3 verecektim. Hep unutuyorum. Yani çok düşünmüştüm kaç puan vereceğimi. Teşekkür ederiz. Nihal, sen kaç puan vermek istersin Ayşe Nur'un kombinine? Ben kombini beğendim ama konsepti beğenmedim. Yani benim güzellik merkezim varken gidip başka tırnakçıda video falan çekiyorsunuz. Neyse. Aşkım kıskanmış. Korona varsa okey Ayşe Nur sende ama onun dışında tek bir güzellik merkezi var İstanbul'da, o da Nihal Canan Beauty Center. Ama beni çağırdığını duyanınız oldu mu ki? Hiç kimse duymadı. Aa, backstage'de çağırdım hepinizi. Backstage. Hatta sana randevu yazdıracaktım. Hatta ben seninle videoya geldiğim için trip bile yedim. Şöyle ki ama kombini beğendim yani, Allah için güzel giyinmiş 5. Teşekkür ederiz. Gülşah, senden de alalım puan. Tırnaklarını yeni fark ettim. 3 puan veriyorum. Bu tek parça olayını biliyorsun, bir gönderme yaptım bana diyorum ama ben montunu, yani bir Ayşe Nur Balcı bence. Tırnakçıya giderken bence öyle giyinebilirsin sen, belli olmaz oradan bir yere geçerken. Ama o mont onun montu değil. Senin küçük montların ya da çantaların olabilirdi. Yani ama yakışmıştı saçın başı. Özellikle gold tırnakların çok yakışmış. Güzel. Bu serinin halinden tek beğendim. Gülşah'tan aldığımız 3 puanla da Ayşe Nur totalde 15 puan almış oluyor. Bir de Gülşah'ın VTR'sini izleyelim. Bakalım neler yaşamışız onunla ve kombini için kaç puan alacağız. Yavru kedilere, yavrularımıza stüdyo daireler yapacağız. Ya, ne kombin yapacağım bunları bıraktıktan sonra? Şöyle bir kombin. Sosyal sorumluluk. Ben rehberlik hocasıymışım gibi düşünün. Bir okulda, kolejde, küçük anaokul ve birinci sınıf mı artık, şimdi sistem değişti ya. Hep beraber bunları gidip yerleştirmeye, böyle hareketli, spor, şık bir şey. Şimdi hatta çocukları da sen. Güzel örnek alıyoruz. O zaman hadi gidelim mi? Hadi. Sen de bitir gidelim. Evet. Tamam. Bye.
buralara, buralara, buralara. Şuradakileri de ben koydum. Burada yavrum, bu benim apartmanımın. İşte burası, en üst kat benim. Evet, bu köşem zaten vardı. Camdan da, yukarıdan da görürüm. Özlemciğim, senin yaptığını buraya koyuyorum arkadaşım. Tamam. Küçük, aynen. Söyle, neredesin? Bal, şu buradayım, bal. Evet, bu... şunu da koyalım. Bakın, böyle. Burada hem ıslanmaz da, yaptığımız şey ne kadar önemli olduğunu. Bak şimdi buradan senesini de çekeceğim bu arada. Arkadaşlar, üzerimde kıyafet olmama rağmen ben üşüyorum. Evet, bu canlar da üşüyor. Lütfen birazcık duyarlı olalım. Yani çok görün, maliyetli bir şeyler değil ve yapabileceğimiz şeyler. Evet, Gülşen ve Teres'ini şimdi izledik. Bahar, sen oradan çok tatlı dedin. Senle başlayalım puanlamaya. Yani şey olduğunu düşünüyorum. Bence yani ne giyebilirsin ki bunu yaparken? Puanım 5. Çünkü iddia yok. Olabilir. 5. Teşekkür ederiz Bahar. Nazlı, senin yorum ve puanını merak ediyorum. Gülşah yine çok güzel bir yere parmak basmış, çok duyarlı davranmış. Teşekkür ederim. Onu hayvancıklarımızı koruduğum için onları düşünüyorum. Evet, onu bir şey kazanmak ya da bir şey için değil de onu da yapalım evdeki küçük çocuklarımız anneleriyle. Güzel düşünmüş. Teşekkür ederim. Sweatshirt'ını çok beğendim. Yani kombin genel anlamda çok güzel zaten. Yani yaptığın işe de çok uygun. Teşekkür ederim. Ne diyebilirsin diye en güzel şekilde göstermişsin. Sadece sırt çantası istedim. Evet, ona çantası çok doğru buldum yorumunu. Çok mantıklı. Dediğin doğru. Ezan bir öğretmen, evet, rehberlik hocası. Evet. Evet, o zaman da dedim. Sırt çantasından dolayı puan 4. 1 puan. Çantadan kırıldı. 4 puan aldık. Teşekkürler Nazlı. Nihal, senden kaç puan alıyoruz? Yani markete gitmem ama gidersem de bunları giyerim. Özensiz. Sen 11 tane yeşil sweatshirt, yeşil ayakkabı, pembe kadife, eşofman, pijamalarla balığa gidiyorsun. Hayatım, o balıkçı bizim evimiz yani. Nazlı gibi başlıyorum hayatım. Yani kendi tezimi çürütüyor. Hayır, ne alaka? Ben markete gitmiyorum ama markete bile onlarla gidemem yani ki who is the best. Çok özensiz buldum. Ayrıca o pembe pijamaları diyorsun da kimlerin giydiğini ben sana göstereceğim. Ne kadar fiyatını da göstereceğim. Kim ne giymişse ona göre hareket ediyor kendisi. Hayır, ilk ben giyiyorum. Ben birinde görüp bir şey almıyorum ki. Evet, yani Los Angeles'ta çok trend. İstinyapak'ta mağazası vardı hatta. Kimse alışveriş yapmadığı için kapatıldı. Yani Beverly Hills'te bütün kızlar o eşofman takımlarını giyerek her yere gidebiliyorlar yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz pijamayla dışarı çıkmak da başka. Tamam, ben çıkabilirim pijamayla ama burada turuncu bir herkes, tamam da turuncu bir şapka, yeşil bir tane sivit, tight, buraya kadar şey, ne vücudunu gördük, ne bir stil gördük, ne bir tarz hayvanlara gördük. Hayvanlara sevgiyi var. Gördük. Teşekkürler, hayvan sevgisini 5 yaşında. 5 yaşında öğretmenim öğretmişti bana. Ama buradaki şey kişilere de öğretmiştir. Hiçbir şey yapmadığımı nereden biliyorsun? Mama, ben hayvan besliyorum. Mama almak değildi sen ki. Sen beslemiyorsun, anneannem besliyor. Abla. Anneannem bakıyor ama besliyor. Ben... besliyor. Sen bakmıyorsun, hiç elinde görmedin. Ne zaman bak? Yo, storylerimi daha dikkatli takip edersen Poppy'yi her zaman... Hatta ben bir gün mesaj attım. Dedim ki aşkım, bu kadar yemekler memekler. Bir hemen mama al dedim. Çabuk mamaya gir kumbaradan, mama al dedim. Tamam, haklısın dedim. Susar mısın? Utanman için, utanması için, utanacağım. Mama alması için para... vereceğim. Para değil, kendi mama. Bütçemden mama alman için. Mama, bana değil. Mama kumbarasından mama al, yanlış anlaşılmasın. Her ben neyse, utanması için bu söyledikleri ben için mama alacağım. Evet. Ama Paris Hilton gibi de gidilebilirdi. Şu an biz bir ütopya yapıyoruz. Bir sosyal iş yapıyoruz. İnsanlar görsellik için izliyor bence. Evet. Ben izlersem. Okay, ani, o zaman ama senin de görmek istiyoruz o tasarımlarını, bilmem nelerini, dışarıda giydiğin o havalı looklarını görmek istiyoruz. Bu kadar. Bak, o da var ama hep aynı görülürse de insanlar da sıkılabilir. İnsanlar yani doğallığa varım, paçozluğa yokum. Doğallığa varım, paçozluğa yokum. Puanımız kaç peki? Yine de Gülşah'ımın iyi niyeti, kedilere olan sevdası, kendini kedisine adaması sebebiyle 4 Allah veriyorum. Razı olsun. Teşekkür Allah. Ederiz Nihal. Allah razı olsun. Ayşenur'dan da puan alalım. Gülşah'ın puanlarını tamamlayalım artık. Nihal'e katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Barınak da olsa, market de olsa, IBS kısmı olarak bir podyumda yürüyorsak öyle gezmeliyiz. Daima öyle anılmalı ve bilinmeliyiz. Tabii eksi 5 derecede yapıştı. Hepimiz de öyle artık. Barkodumuz falan var yani. O yüzden çok beğendiğim bir kombin değildi ama konsept için saygı duyuyorum. Hepimiz de aynı şekilde. Puanım 3.
Teşekkür ederiz. Ayşenur'un 3 puanıyla Gülşah Total'de 16 puan almış oldu. Son olarak da Niyelim VTR'sini izleyelim. Bakalım neler yapmışız. Kopyalar, hepsi kopyalar. Sende kopyalar, tabii bende kopyalar. Özgün olanlarsa buradalar. Nihalcan'dan fark yaratır onlar kopyalar. Bahar ne diyecek sence? Kendisi şarkı yaptığım için benim yaptığımı zannediyor. Türkiye'de ilk şarkı yapan çünkü Bahar Can'dan dondurma gibisin. Ben tanıtım için çok önceden yaptırmıştım. Kısmet Who is the best'teymiş. Ses sanatçısı olmaya falan niyetim yok. Yapmaya çalıştığın şey çok güzel. Verdiğin emek bence Bahar'dan daha güzel. Yani bir kardeşi düşman etmek nasıl bir duygu bilmiyorum. Yaşayacağız senle. Bu benim olabilirdi diye düşünüyorum ama ablam onu benden aldı. Yani satın aldı, para verdi ve aldı. Neyi satın aldın onu anlamadım. Benden çaldın ya yani hani klip çekiyorsun erkenden. Yani pardon da 3 ay öncesinde aldığım bir şarkı olduğunu biliyorsun. Şarkıcı olmak istemediğim için bunu yapmadım. Reklam müziği olarak yapmıştım. Şu an Who is the best tam yeri olduğu için bu kadar kıskanç olma. Zaten artık 10 kişiden 7'si şarkı yapıyor. O yüzden problem tamam, değil. Tamam, affedersin. Üzgünüm, affedersin. Yanlış bir cümle oldu, haklısın. Bence muhteşem görünüyorsun. Ama şöyle, yani bu iğrenç yani. Başım ağrıyor, ben mi konuşacağım? Evet, Niyelim VTR'sini izledik. Sanırım burada Bahar'a söz hakkı doğdu. Bahar'dan alacağım ya, ilk puanı. Ya çok sakarım. Kolum molum her şeyim kızarmış. Hiç iyi değilim bugün. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Aklıma gelmiyor, okey. Bilemiyorum, haklıdır yani. Benden önce yapmış. Ya bir şey söyleyeceğim. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerim tek şey özenebilirsiniz. Kaç puan veriyorsun ablana? Klip Miko olmuş. Çok beğendim. Bence yani çok güzel görünüyorlar. Ayrıca stüdyo yıkıktı. Ben bayağı bir başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve ona 3 veriyorum. Teşekkür ederiz Bahar'cığım. Nihal söylemek istediğim şey var mı? Yani kimse birine özenmeyecek olgunluktayım. Sosyal hayatımda beni tanıyorsunuz. Onun dışında Bahar'ı şöyle değişik bir psikolojisi oldu. Yani bu şarkıyı ben Bahar'a rakip olmak için ve listeleri sallamak için yapmadım arkadaşlar. Edis Görgü'nü rahatlayabilirsin. Sadece Güzellik Merkezi'nin tanıtımı için böyle bir şarkı yaptırdım. Tam benlik, tam benim ruhum, tam bana göre. Stylingini yönetmen Aleyna Tilki gibi sözü, müziği, yönetmenliği, her şeyi kendim yaptım. Arkadaş Güzellik Merkezi'nden beğendiğim kızlara rica ettim klibimde oynamalarını. Oynadılar. Bence harika. Yani şu ana kadar görselliği çok yüksek bir video. Ben en çok şu ana kadar tüm videolarım arasında ve arkadaşlarımın tüm videoları arasında. Bu videoyu beğendim çünkü Britney Spears gibiyim. Teşekkür ederiz. Ayşenur, sen seviyorsun böyle pembişti pembişti şeyleri. Yorum ve puan alalım senden. Beğendin mi Niyelin klibini ve kombinini? Ben beğendim. Klibi izlemedim bilmiyorum ama çok içinde olamadım. Kombinini çok beğendim. Renkler mükemmeldi zaten. Pembe konseptli bayılmam mümkün değil. Bayılmıyorum desem Pinokyo olurum. Puanım 4 oldu ona o yüzden. Teşekkür ederiz. Gülşah, senin yorumunu da merak ediyorum. Öncelikle tebrik ederim. Teşekkürler arkadaşım. oynattığın kızlar, tuttuğun yer, yani konsept şarkı hepsini çok beğendim. Güzel olmuş. Ben 4 puan veriyorum. Neden? Aslında 5 görünümden geçen. Kaset tanıtımı, şarkı tanıtımının... Bu backstage gibi oldu arkadaşlar. Öyle bir klip çekiminden sonra bence oradaki Şeker Kız, Britney Spears kızı şeklindeki kıyafetiyle karşımıza çıkmalıydı. Yani bir lansmana, bir event'e giderki gibi o kıyafetli değil. O yüzden de. Bir puan da oradan 4 puan. Ama 5 artı 5 ama videolar arasında en çok beğendiğim bu oldu. Teşekkür ederim. Bu arada klipte oynattıklarıma dikkat ettin mi Bahar'cığım kızlara? Sana özenseydim kendimden daha kilolu kızları oynatırdım. Hani anladın? Nazlı'dan puan alalım son olarak. Ben Niyeli beğendim ama işte tek gömlek. Ben orada bir jartiyer görmek istedim. Jartiyer mi eksik bulduğum için sana puan. Sonra benim videom yasaklansın. Boşa gitti emekler. Sen erkek falan mısın? Çorapları çok seksi buluyorsun.
taktı çorabı. Bence erkek arkadaşı çok. Bence de öyle, bence de seksi ya. Burası çorap kokuyor. Sen çok çok seksi buluyorsun. Tamam, puanları topladık artık, videomuzun yavaş yavaş kapanışını yapalım. Ondan önce kızlar, bugünkü puanlarınızı sayıyorum totalde. Nazlı'dan aldığımız 4 puanla Nihal totalde 15 puana ulaşıyor. İkinci gün kombin puanlarını bir tabloda görelim arkadaşlar. Ayşenur totalde 15 puan almış. Bahar Can'dan 15 puanda. Gülşah Yılmaz 16 puanda. Nazlı Hamarat 14 puanda. Nihal Can'dan 15 puanda. İkinci günün birincisi Gülşah sensin. 16 puandasın kızların verdiği yok puanlarla. Yok artık yani. Öyle bir yok kedi artık. Kedi kombinini yok çok artık. Gömdünüz ama Gülşah ikinci günün birincisi. Teşekkür ederim kediciklerim, masum meleklerim. Kızlar puanları topladık. Bence hepinizin fena değildi. Pazar günü yeni videoda buluşacağız arkadaşlar bu arada haftanın finaliyle birlikte. Bildirimler ilk başta size düşsün diye kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.